Merhaba arkadaşlar. Bugün pozitif ve negatif uyumsuzluğu anlatacağız. Pozitif ve negatif uyumsuzluğu Borsa Terimleri dizisinde YouTube'da bedava olarak anlatacağız. Borsa eğitimi için bu yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlatılan konuları bazı arkadaşlar Udemy'de paralel olarak satıyor. Fakat herhangi bir para vereceğiniz bir konu değil. İnternette kolayca bulabilirsiniz bu konuları arkadaşlar. Evet, ilk başta pozitif ve negatif uyumsuzluk ne demektir onu anlatalım. Burada gördüğümüz gibi 3 çeşit pozitif ve negatif uyumsuzluk vardır. Bunlar da ilk fiyat hareketi, örneğin şöyle bir hareket yaptı diyelim. Bu fiyat, daha sonra aşağıda kullandığımız, fiyatın altında kullandığımız iki bölümden oluşuyor grafik tabii. Bir fiyat kısmı, bir de aşağıda indikatör kısmı. İndikatör, örneğin şu örneği veriyorum, bu örneği buraya. Fiyat bu hareketi yaptıktan sonra indikatör, örneğin burası bu bölgeden daha yüksek. Fakat indikatör şöyle bir hareket yapıyor. Yani bu bölge, şurayla karşılaştırdığınızda burası buradan daha yüksek. Fakat indikatörde burası bu bölgeden daha yüksek. Yani yukarıdakinin tersi. Yani şöyle bir çizgi çizerseniz, başka renkte yapalım onu. Altına şöyle bir çizgi çizerseniz bu yukarı doğru çıkıyor. Fiyattaki de aşağıya iniyor. Buna bir ayrışma deniyor. Yani indikatörle fiyat arasında bir ayrışma, bir uyumsuzluk denmekte buna. Bunun 3 çeşidi burada gösterilmekte. Diğer bir çeşidi ise fiyat ikiz tabanlar yapıyor şöyle. Fakat indikatörü başka renkte yapalım. İndikatör geliyor, çıkıyor, tekrar buradan yukarı dönüyor. Bu herhangi bir indikatör olabilir. MACD olabilir, RSI olabilir. Herhangi kullandığınız herhangi bir asilatör olabilir. Bu durumda fiyat gördüğünüz gibi yatay, iki taban arası yatay. Ama indikatör şöyle iki taban yükselişte. İki taban birbiriyle karşılaştırıldığında bu örneğimizdi. Bir başka örnekte fiyat iniyor, çıkıyor. Tekrar buraya geliyor ve buradan çıkmaya başlıyor. Yani ilk taban ikinci tabandan daha aşağıda. İndikatörün yaptığı hareket ise ikiz tabanlar oluşturmak bu şekilde. Yani bu tabanlar eşit yükseklikte şurada. Bu ise ikinci taban birinciden daha yüksekte şöyle görmekteyiz. Evet, bu da üçüncü bir örnek. Bu şekilde 3 çeşit uyumsuzluk tanımlayabiliriz. Bunun dışında arkadaşlar başka bir örnek vermek gerekirse, örneğin grafikte bir örnek. Bu grafikte fiyat yukarı doğru şu şekilde ilerliyor. İndikatör fakat aşağıya doğru ilerliyor. Yani fiyat şu şekilde arkadaşlar. İndikatör bakın şöyle şu şekilde. Yani indikatör aşağıya doğru, fiyat yukarı doğru. İkinci örnekte ise fiyat aşağıya doğru. Bakın şurada fiyat aşağıya doğru. İndikatör ise yukarı doğru. Evet, bu internetten baktığımız örnekler gördüğünüz gibi internetten kolayca bulabileceğiniz formasyonlar arkadaşlar. Bunlar tekrar başka örneklere bakarsak aynı şekilde değişik formasyon örnekleri görebiliriz. Örneğin burada da gösterilen arkadaşlar
Fiyat tepeleri yukarı çıkıyor ama indikatör tepeleri aşağıya iniyor. Aynı şekilde burada da indikatör tabanları yukarı çıkıyor. Fiyat tabanları aşağıya iniyor arkadaşlar. Burada başka bir örnek. Örneğin burada iki tepeler var. İndikatör burada aşağıya doğru iniyor. Bu potansiyel bir geri dönüşümü ifade eder arkadaşlar. Böyle bir uyumsuzluk oluşunca. Örneğin burada yukarı doğru, burada aşağıya doğru olarak işaretlemişler. Bunun üstünde bir yukarı doğru değişim olmuş. Burada da bunun altında bir yukarı doğru, aşağıya doğru değişim olmuş arkadaşlar. Bunun dışında başka örneklere bakarsak burada bir örnek daha var. Aynı şekilde burada göstermiş. Tabi burada trend yukarı doğru olduğunu düşünüyoruz. Önceki trend. Fiyat geliyor. İndikatör bir uyumsuzluk gösteriyor. Sonra fiyat muhtemelen burada aşağı iner arkadaşlar. Yani uyumsuzluklar aşağı ineceğini öngörmekte. Burada fiyat aşağıya iniyor. Fakat şöyle indikatör böyle ilerliyor. Bunun dışında gene aynı örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar. Bu da bir örneği tekrar. Bu kısım fiyat, mavi kısımlar fiyat. Bunlar da indikatör arkadaşlar. Fiyat çıkıyor. İkinci tepe daha yüksek birinciden. Fakat indikatör daha aşağıya gösteriyor. İkinci tepe birinci tepeden daha aşağıda. Aynı şekilde burada fiyat aşağıya iniyor. İndikatör yukarı doğru çıkıyor. Burada yükseklikler eşit ama indikatör aşağıya iniyor arkadaşlar. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Evet. Bugünlük de konumuz bu kadar. Bu konuyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Eğitim için yukarıdaki linke bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.